الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bina Muhammed Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed Kıymetli kardeşlerim şu güzel ve mübarek cuma gününde hepinizi canla başla selamlıyorum. Peygamberi Zişan Efendimiz Mümin insanın üç tane bayramı vardır buyurdu. Birincisi Ramazan bayramı, ikincisi Kurban bayramı, bir de müminlerin, Müslümanların haftalık bayramı mesabesinde olan Cuma günü müminlerin haftalık bayramıdır. Bu münasebetle hepinizi bayram selamı programı müvacihesinde tekrar selamlıyorum. Rabbimiz cumamızı, günümüzü hayırlara vesile eylesin inşallah. Peygamberi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem El ilmu ferizatun ala kulli muslimin ve muslime İlim öğrenmek her mümin kadın ve erkeğe farzdır buyurdular. İlim öğrenmek farzdır. Farz Allah'ın emirlerine diyoruz malumunuz. Rabbimizin emri kat'i emirlerine Rabbimizin kat'i buyruklarına farz diyoruz. Kur'anımızın ilk inen ayetinin İkra, oku manasına gelen Alak suresinin ilk beş ayeti olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Yalnız İkra, Bismi Rabbikellezi halak. Seni yoktan var eden Rabbinin adıyla oku. Burada öğrenmek şüphesiz çok güzel, çok önemli bir hadise. Ancak Allah'ı unutarak Allah'ı inkar ederek öğrenmenin hiçbir anlamı, hiçbir faidesi yoktur. Geçenlerde bir hanım teyzemiz bizi aradı. Abartısız tam yarım saat telefonda ağladı. Hocam, iki tane evladım var, yavrum var. Yemedik yedirdik, içmedik içirdik, giymedik giydirdik. En güzel okullarda okuttuk. Sonunda yavrularımız üniversiteyi kazandılar. Türkiye'mizin falanca şehrine üniversite okumak için gittiler. Bunlar kız çocukları ancak okullarını bitirdiler, geldiler. Ne göreyim? Kur'an tanımıyorlar. Peygamber tanımıyorlar. Sadece Allah'a inanıyoruz diyorlar. Biz Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğuna inanmıyoruz. Biz Hazreti Muhammed Mustafa'ya inanmıyoruz. Hocam çıldıracağım diyor. Ben yavrularımı böyle olsunlar için okutmadım. Ben evlatlarım peygamberimi inkar etsinler diye oraya göndermedim. Ben Kur'an'ı tanımasınlar diye üniversite okutmadım. Hocam ne yapayım? Bana bir yol göster diye nereden baksanız yarım saate yakın o hanım teyzemiz telefonda ağladı. Hocam diyor deist diye bir şey varmış neyse diyor benim çocuklar ondan olmuşlar diyor. Deizm malumunuz Allah'a inanıyorlar çünkü onu inkar etmek zor bir hadise. Yani şu bardağın şuraya geldiğini iddia etmek ne kadar komikse, şu gözlüğün işimizi görecek şekilde camının, çerçevesinin, şu kulaklık yerlerinin kendiliğinden oluştuğunu iddia etmek ne kadar gülünçse bu muazzam kainatın içerisindeki milyarlarca sanat eserinin canlının veya cansızın kendiliğinden olduğunu iddia etmek o kadar akıl dışı bir hadise. Yani Allah'ı inkar etmek zor bir iş. Dolayısıyla Allah kabul ediyor ama Rabbimizin göndermiş olduğu, görevlendirmiş olduğu peygamberleri ve peygamberimizi kabul etmiyor. Veya Allah'ımızdan gelen Kur'an'ımızı hayır diyor. Böyle Allah sözü olamaz haşa. Neden kafasına yatmayan veya anlayamadığı diyelim biz ona bazı yerler olmuş. Bundan dolayı bu Müslümanların çocukları olan bu yavrular Allah'ı inkar etmiyor ama yine imanın bir parçası olan olmazsa olmazı olan Allah'ın peygamberlerini, peygamberimizi yine imanımızın şartlarından vazgeçilmezlerinden birisi olan Allah'ın gönderdiği kitapları, Kur'an'ımızı reddediyor. İnsanlar deizmi herhalde böyle doğru, iyi bir şey neyi zannediyor? Deizm, affınıza sığırlıyorum, küfürdür, kafirliktir dinsizliktir. Yani İslami anlayıştan yola çıkarak bunları söylüyorum. Hiçbir yavrumuz böyle bir tehlikeye düşmemeli. Anlayamadıklarımız olabilir, kafamıza takılanlar olabilir, bilmediklerimiz doğaldır olabilir. Ancak bunları ehli olanlara sorarak öğrenmeli. Günümüzde televizyonlarda normal sıradan insanların duymaması gereken bir takım İslami konuları tartışmaya açanların bu yavrularımızın deist olmasında çok büyük vebali vardır. Her şey her tarafta söylenmemeliydi. Evet, çok hassas bir takım konular hiçbir bilgisi olmayan yavrularımız tarafından bilinmemeliydi. Siz ...süt emmesi gereken bir çocuğa döner yedirebilir misiniz iyidir diyerek... O ...önce süt emmesi lazım. O evreyi onunla geçirmesi lazım. Gün gelecek döner de yiyecektir. İslam'ı öğrenmek de böyledir. Siz profesörlerin... ...bu işin uzmanı olan... ...fakihlerimizin, fıkıhçılarımızın tartışması... ...kendi özel ortamlarda tartışması ve halka neticesini sunmaları gereken konuları tutar da televizyon ekranlarında alenen tartışırsanız bunu dinleyen yavrularımız da şöyle düşünürler. Kendilerince haklı olarak nedir o? Demek ki İslam böyle karmaşık bir şey. Demek ki İslam anlaşılamaz. Demek ki İslam bilinemez. Öyleyse bunların topu yanlıştır neticesine varıyor. Ve çocuklarımızın bu hale gelmesinde bizlerin de katkısı var. Rabbimiz cümlemizi affeylesin. O yavrularımıza tekrar hakkı, hakikati, İslam'ın olmazsa olmazlarını, güzelliklerini görmeyi nasip eylesin. İşte okumak güzel de Allah'ı bilerek, tanıyarak okumak. Bundan dolayı Rabbimiz ikra bismi. Rabbike seni terbiye edecek olan, seni bir yola koyacak olan Rabbinin adıyla oku. Devamına bakar mısınız? Ellezî halak <Sessizlik> seni yoktan var eden Rabbinin adıyla oku. İnancımızın ilk emri, ilk farzı budur işte. Okumaktır yani, öğrenmektir. Sadece kuru kuruya bilgi yetmez. Bilmek vebal gerektirir. İleride belki bunun üzerinde tekrar detayla duracağız ama bilgi salt yalnız başına yeterli değil. Ya bildiklerimizle amel etmek. Yani diğer bir ifadeyle inandıklarımızla amel etmek bugünkü tabir ile inandıklarımızı eyleme geçirmek, hayata geçirmek. Aksi takdirde bunun da vebali çok büyüktür. Bundan dolayı mümin insan Allah'ımızın mülkünde şu dünyada onun arzu ettiği, razı olacağı istikamette bir hayat sürmek için öğrenmek istemeli. Onun için öğrenmeli. Bakın şöyle bir örnek verelim. Konu daha iyi anlaşılsın. Araba sürmek için belli bir eğitimden geçmeniz gerekir. Belli bir yaşı doldurmanız gerekir. Ve önce araba sürmeyi ustasından, uzmanından öğrenmeniz ve bir belge almanız gerekir ki dünya trafiğine çıkabilirsiniz. Aksi takdirde kendi canınızı tehlikeye attığınız gibi başkalarının canını da tehlikeye atmış olursunuz. Bundan dolayı araba sürmeyi öğrenmeden trafiğe çıkamazsınız. İşte bu misalde olduğu gibi şu dünya hayatında İslam'ı öğrenmeden eğer dünya hayatına çıkarsanız İslam'ı öğrenmeden Hayatı kafanıza göre yaşamaya kalkışırsanız hem kendinizi perişan edebilirsiniz Allah korusun hem de başkalarının da yanlış yollara gitmesine sebep olabilirsiniz. Allah'ın mülkü olan şu dünyamızda imtihanımızın gereği Rabbimizin razı olacağı bir hayatı yaşamak için önce İslam'ı iyi öğrenmek gerekir. Bundan dolayı da ilk önce okumak, öğrenmek farzdır buyurulmuş. Tekrar edelim önemine binaen. Efendimizin o altın değerindeki sözünü El ilmu ferizatun ala kulli muslimin ve muslime. İlim öğrenmek her Müslüman kadın ve erkeğe farzdır. Tabi ilim öğrenmek deyince ilim bir tane değil ki. Bugün yüzlerce ilim kolu var artık günümüzde değil mi? Matematiği var, fiziği var, kimyası var, astronomisi var, astrolojisi var. Efendim, var da var. Biyolojisi var. Pekala, hangi ilmi öğrenmek farz? İslam alimlerimiz bu hadisi şerifi anlarken, anlatırken şöyle demişler. Demişler ki, her Müslümanın kendisine yetecek kadar ilmi hal bilgisini yani kendi halinin bilgisini öğrenmesi farzdır. Örneğin her Müslüman namaz kılacaktır değil mi? Bu farzdır. Evet. Öyleyse namaz kılmanın farz olduğunu öğrenmesi, nasıl kılınacağını öğrenmesi farzdır demişler. Namazdan önce abdest almak farz. Öyleyse abdest alacağını öğrenmesi farzdır demişler. Pekala abdest alınacak su olması lazım. Hangi şartlarda hangi su temiz, hangisi kirlidir? Bunların bilinmesi farzdır demişler. Malumunuz Rabbimiz şunlara yaklaşmayın diyor Kur'an'ımızda. Peygamberimiz sünnetinde. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri haram beyin vel beyin. Haram bellidir, helal bellidir. Bunların arasında bir takım şüpheli şeyler vardır. Bunlardan kaçının. Öyleyse haram nedir? Helal nedir? Şüpheliler nedir? Bunların öğrenilmesi farzdır demiş alimlerimiz. Uzun lafın kısası şunu demek istiyorum kıymetli kardeşler. Her Müslümanın kendisine yetecek kadar dinini, diyanetini, iyiyi, kötüyü, haramı, helali öğrenmesi farzdır demişler. Bu farz olan bölüm ilmi hal bilgileri demişler. Mesela hac farzdır ancak kime farz? Parası olana farz değil mi? İmkanı olana farz. Eğer bir insanın parası yoksa onun hacca öğrenmesi farz olmaz. Ancak o imkanı bulursa hacca gitmek üzerine farz olursa artık o insanın haccın nasıl yapılacağını öğrenmesi farz olur demişler. Dolayısıyla farz ikiye ayrılır. Bunu iyi anlamak için bu bir takım detayları bilmekte faide var. Farz-ı ayın diyoruz biz. Bir de farz-ı kifayi. Farz-ı ayın nedir? Her Müslümanın kendi yapması gereken ve bilmesi gereken farza biz farz-ı ayın diyoruz. Ben şöyle bir örnek veriyorum. Benim içtiğim sudan başkasına fayda olur mu? Olmaz. Benim içtiğim su ile başkasının susuzluğu gider mi? Olmaz. Benim yediğimle başkasının karnı doyar mı? Doymaz. Farz aynı böyle anlamak lazım. Namaz kılmak farz-ı ayındır. Oruç tutmak farz-ı ayındır. İçkiden uzak durmak farz-ı ayındır. Kumar'a yaklaşmamak farz-ı ayındır. Zinaya yaklaşmamak farz-ı ayındır. Bunları yapmak haramdır. Bak farz-ı ayın ancak bir de farz-ı kifaye vardır. Nedir o? Bir takım Müslümanların yapmasıyla diğer Müslümanların vebalinden kurtulduğu görev. Hep kitaplarımızda genelde bu farz anlatılırken şu örnek verilir, ilginçtir. Eğer bir yerde bir Müslüman vefat etmişse, ölmüşse, o Müslümanın cenazesinin kaldırılması, kefenlenmesi, ondan önce yıkanması, namazının kılınması, kabrine defnedilmesi farzı kifayedir denilmiş. Yani bir Müslüman ölür, kimse onu kaldırmaz ise Allah Teala o Müslümana en yakın kimseler kimse onların tamamını ahirette sorumlu tutar. Onları hesaba çeker. Siz neden bu kardeşinizi bıraktınız? Neden buna insani ve İslami kardeşlik görevinizi yapmadınız der. Onlar hesabı çeker. Kitaplarda genelde verilen örnek budur. Cenazenin defni. Bir de bir yerde hafız yoksa hafız. Kur'an'ın korunması farzdır. Ama hangi farzdan? Farzı kifayedir. Bir yerde bir hafız yoksa Allahu Teala bütün Müslümanları niye aranızdan bir kişi hafız yapmadınız diye hesaba çeker. Genelde kitaplarımızda bu iki örnek verilir. Ancak şimdi ben size çok daha ufkumuzu açacağını düşündüğüm önemli bir örnek daha vereceğim. Sadece bu iki örneği vermek az olur, işi tamamen anlatmaz. Seyyid Kutup rahmetullahi aleyhin şöyle bir Fars tarifi vardır. Nedir o? Malumunuz İslam mutlak bağımsızlık demektir. İslam Allah'ın kullarının başkalarının tahakkümüne girmesini hatta şöyle diyeyim gayrimüslimlerin emrinin altına girmesini yasaklamıştır. Mümin insan sadece Allah'a kul olabilir. Bundan dolayı Müslüman olduğunu iddia etmek tam bir hürriyeti savunmanın diğer bir adıdır. Pekala bağımsız olmak için ne lazım? Bağımsız olmak için bugün dünyamızda yaşamımız için gerekli olan her şeyin bizler tarafından, Müslümanlar tarafından icat edilmesi üretilmesi, kontrolünün Müslümanların elinde olması farzdır. Bir örnek vereyim. Şu gözlüğü kullanıyoruz. Gözlüğü Müslümanların üretmesi farzdır. Şu bardağı kullanıyoruz. Müslümanların bunu üretmesi farzdır. Bunları yapıyoruz, bunlar basit şeyler. Ancak bizi emirleri altına aldıkları şeyler nelerdir? Aha şu. Bugün dünya çapında Müslümanların ürettiği bir tane telefon markası var mıdır? Öyle inanıyorum ki Allahu Teala bu tarife göre bütün Müslümanları hesaba çekecek. Neden telefonu siz üretmediniz? Neden bunu siz icat etmediniz? Hani Kur'an'da oku derken sadece Kur'an oku demiyor. Kur'an'ın o ilk ayeti. Bak neden ihmalkarlık ettiniz? Neden bunu başkalarına kaptırdınız? İşte farzı kifayedir. Bir telefonun dünya Müslümanları tarafından icat edilmesi, üretilmesi farzı kifayedir. Telefon üretmek yetmez ki. Aha bugün uydunuz, uydu lazım buna. Müslümanların uyduğu yapması ve bunu fezaya Müslümanlar tarafından gönderilmesi farzdır. Şu bizi şu anda çeken kamera bu kameraları kimler üretiyor? Müslüman ülkelerin ürettiği kamera var mı bilmiyorum. Ama şu kameraların Müslümanlar tarafından sadece bu kadarının değil, daha ileri bir teknolojiyle üretilmesi farzdır. Yeri gelmişken Selçuk Bayraktar Bey kardeşimizi tebrik etmek istiyorum ben. Buradan evet yanlış duymadınız kürsüden ve vaazdan tebrik ediyorum. Neden? Elhamdülillah yüzde %98 98'i, yüzde 98'i yerli olan insansız hava aracı üretti. Yanlış duymadınız. Bunu şu ülkede bir delikanlı yaptı. Elhamdülillah. Yaptırırken yalnız başına değil tabi. 750 kişilik bir bilim ordusuyla bunu gerçekleştirdi. Orada çalışan gecelerini gündüzüne katan, bize bu iftiharı, bu gururu yaşatan 750 tane 20'li yaşlarda hepsi genç. Bunlar bir farzı ifa ettiler. Farz. Ve farzı kifayeydi böyle bir şeyin yapılması. Ben tekrar buradan bu proje içerisinde yer alan, gecesini gündüzüne katan ve İslam dünyasına çok önemli bir e, güzelliği kazandıran bu kardeşlerime candan teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak bu ve buna benzer kardeşlerimiz sayısını artırsın. İşte bu, Kur'an'ın oku demek istediği budur. Okudan kasıt sadece Kur'an oku değildir. Sadece zikir çekmek, virt çekmek değildir. Eğer böyle anlıyorsak İslam'ı biz kısır anlıyoruz demektir. Farzı kifayedir. Bugün bütün alanlarda artık diğer misalleri siz verebilirsiniz. Bir uçağın Müslümanlar tarafından üretilmesi parçalarının tekerlerinin farzı kifayedir. Müslümanlar dış dünyaya bağımsız olamazlar. Bundan dolayı İslam alimleri ilim öğrenmek farzdır, hadis şerifini izah ederken farz ikiye ayrılır Farz farzı ayın ilmihal bilgilerini öğrenmek herkese farzdır. Ancak İslam dünyasında meşhur bir biyoloğun olması, biyolog mes, meşhur dünya çapında en öne geçmiş bir fizikçilerinin olması, bir kimyagerlerinin olması, diğer ilim dallarında dünyada lider konumuna gelecek bir adamlarının olması farzı kifayedir demişler. Gelin İslam'ı bu geniş perspektifte değerlendirelim ve İslam'ı böyle anlayalım. Şimdi Allah'ımız nasip ederse inşallah bundan sonra her cuma sizlere bu ekran üzerinden böyle kısa sohbetler yapacağız. Ancak bu yapmış olduğumuz sohbetlerin Allah katındaki kıymeti, değeri, fazileti nedir? Bununla alakalı da size iki tane hadisi şerif anlatarak meramımı anlatmış olayım. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal Ebu Hureyre hazretlerini tanımayanınız yoktur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek civarlarında üç sene kadar kalan gecesini gündüzüne katarak hadis ezberleyen o kutlu sahabe benim hayran olduğum insanlardan bir tanesi. O anlatıyor diyor ki Mecitema kavmun fi beytim min hiçbir topluluk olmasın ki Allah'ın evlerinden bir tanesinde bir araya gelmiş olsunlar. Yani Allah'ın evinde bir araya gelen kadındır, erkektir, gençtir, ihtiyar'dır, çoluktur, çocuktur. Bir yere toplanmışlar. Bu aynı zamanda ekran üzerinden bir kanalı açıp şunları dinlemek için de geçerlidir. Yani dur bakalım ne anlatılıyor burada dinleyelim. Anlatılan hadistir, anlatılan ayettir, anlatılan sade güzelliktir, İslam'dır. kitabı kitaballahi <laughs> Allah'ın kitabını okumak üzere bir toplum bir yerde buluşursa, bir yere gelirse, bir yerde cem olursa, ve yetedarasunehu Allah'ın kelamını, Kur'an'ını, peygamberin hadislerini anlatmak, anlamak üzere bir araya gelirlerse ve yetedarasunehu beynehum Niye bir araya geliyorlar? Niye bu kanalı açmışlar? Dur hele ya şurada dinimizi anlatıyor. dünya ve ahiret mutluluğunun ne olacağını anlatıyor. Şuna kulak verelim demek için insanlar bir yerde toplanırlarsa illa nezelet aleyhimul melaike Allah'ın kitabının okunduğu Kur'an'ın hadislerin İslam'ın anlatıldığı yere ancak melekler inerler. Bu hadisi şerif üzerinden çok rahat bunu dinleyen evlere meleklerin geldiğini iddia edebilirim melekler sade buraya mı gelirler yani sohbet dinleyen Kur'an dinleyen Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışan insanlara mı gelirler bakın mümin suresi 7 numaralı ayeti kerimede ellezine yehmilunel arşe ve men yüسبihun bihamdi rabbihim Allah'ın arşını taşıyan melekler onlar bile bakın Kur'an'ın okunduğu, Allah'ın adının anıldığı, zikrinin yapıldığı, dersinin yapıldığı yere özel melekler inerler. Bir de arşı taşıyan melekler ne kadar manidardır. Efendim ve onun etrafında bulunan melekler sade hamele-i arş melekleri değil arşı taşıyan melekler var bir de arşın etrafında melekler var bunlar yusebbihune bihamdi rabbihim onlar Rablerini tesbih ve tenzih ederler ve yu'minune bihi onlar Allah'a iman ederler sonra ve yestegfirune lillezine amenu onlar yeryüzündeki mümin kulların af edilmesi için Allah'a yalvarırlar. Yanlış duymadınız. Melekler gelirler de geldikleri yerde ne yaparlarmış? O ayet aynı zamanda ha? Mümin suresiydi numaralı ayet. Kur'an'dan sohbetler dinleyen, Resulü Zişan Efendimizin hadislerini dinleyen, yani dinini öğrenmek için buna kulak kabartan kimselerin olduğu yere melekler inerler. Ne yapmak içinmiş? Onlar İslam'ı öğrenen, Allah'ın kelamına kulak veren insanların affı için Allah'a yalvarırlar. Bakın şu dört kimsenin duası asla geri çevrilmez hepimiz biliriz. Bir, meleklerin duası reddedilmez. Günahların affedilmesini isteyen insan bu ve buna benzer Kur'an ve sünnet sohbetleri dinlemeli. İslam'ı öğrenme gayretine girmeli. Bu sohbetler mümin insanların günahlarına vesiledir vallahu alem. Dolayısıyla Allah'ın kelamının anlatıldığı, sünneti seni yenin anlatıldığı, ...ilmihal bilgilerin anlatıldığı yani İslam'ın, Kur'an'ın anlatıldığı yere melekler inerler... ...onlar da buna kulak veren, dinleyen kimseler için Allah'a affedilmeleri için yalvarırlar. Meleklerin duası reddedilmez, peygamberlerin duası reddedilmez, anne babanın duası reddedilmez... ...bir de mazlumun duası reddedilmez. İşte bir yere insanlar İslam'ı öğrenmek için toplanırlarsa... Nezelet aleyhimul melaikeh, oraya melekler inerler. Sonra ve gashiyethumur rahme orayı rahmet kaplar. Evet yanlış duymadınız. Kur'an'ın İslam'ın anlatıldığı evlere bunun anlatıldığı yerlere Cenab-ı Hakk'ın rahmeti iner. Orayı rahmet kablar, sarar, kuşatır. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنْ عِنْدَهِ Orayı aynı zamanda oraya gelenleri melekler sıvazlarlar. Bir hocam anlatmıştı hiç unutmuyorum. Hani insan bazen bir ayet bir hadis dinlediğinde Kur'an dinlediğinde böyle güzel bir ilahi dinlediğinde bazen tüyleri diken diken oluyor ya hocamız demişti ki işte o esnada melek o kimsenin sırtını sıvazlamıştır. O ürperti ondan dolayı meydana gelir demişti. Allahu Teala kendi nezdindeki meleklerine ey meleklerim duyuyor musunuz falanca evde falanca kulum benim anlatıldığım o sohbete kulak veriyor diyerek yeryüzündeki İslam'ı öğrenme gayretinde olan kullarıyla nezdindeki meleklerle meleklere iftihar eder. İşte Allah'ın kelamını dinlemek, bunun derslerini yapmak, buna kulak vermek Allah katında bu kadar kıymetli ve sevaptır. Şu hadisle sohbetimi bitirmiş olayım. Bu günlük. Bakın Ali İbni Mes'ud radiyallahu anh İbni Mes'ud hazretlerinden Muaz ibn Cebel efendim bu da meşhur sahabelerden Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh o Enes radıyallahu anh birkaç Zeyd bin Sabit bu sahabelerin tamamının rivayet etmiş olduğu bir hadis yani tek koldan gelmiyor güçlü bir hadis. Efendimiz şöyle dua ediyor bakın iki kim dört kimsenin duası reddedilmez demiştik ya meleklerin bir de peygamberlerin bakın naddarallahu <laughs> raen naddarallahu Allahu Teala şu kimsenin yüzünü aketsin buyurdu peygamberimiz kim o semi'a <laughs> mekaleti benim sözümü duyan kimsenin yüzünü Allah aketsin peygamberin sözünü duymak yani onun hadislerini bilmek, peygamber duasına mazhar olmak demektir. Sonra, فَوَعَاهَا Benden duyduğunu anlayan kimsenin Allah yüzünü hak etsin. Peygamberimiz Arapça konuşurdu. Amenna. Bir şeyi duymak yetmez, onu anlamak lazım. İki, kim peygamberimizden bir hadis duyarsa. iki onu anlarsa üç ve hafizaha onu muhafaza ederse bunun birkaç yolu var bu şu demek onu yazarsa demek muhafazanın bir yolu onu ezberlerse demek hadis ezberlemenin görüyor musunuz kıymetini üç kaydederse bakın bugün bunu kameralar kaydediyor veya telefonla kaydederse yani dur hele peygamberimin şu sözünü ben de kaydedeyim derse Sonra o o benden duyduğu, anladığı, ezberlediği, yazdığı o hadisi başkasına da aktarırsa Allah o kimsenin yüzünü ak etsin. Peygamber duasına mazhar olmak isteyen, dünya ve ahirette yüzü ak olmak isteyen hadis öğrenmeli, hadis bilmeli bu ve buna benzer sohbetlere kulak vermeyi. Efendim tekrar cumamız hayırlı olsun, mübarek olsun. Bir cuma selamı vesilesiyle tekrar hepinizi canla başla selamlıyoruz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.